Çorum Valisi Ahmet Kara, Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kurulduğunu, emniyet, itfaiye ve sağlık konusundaki çağrıların tek çatı altında cevaplanması ve yönetilmesini amaçlayan Acil Çağrı Merkezi hakkında bilgi verdi. 8 tane ambulans ilimize tahsis edildi Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla. Yazısı şu anda önümde. Doktor Mehmet Müezzinoğlu Sağlık Bakanı, Çorum iline tahsis edilen 8 adet ambulansın hayırlı olmasını dilerim diyor. Açıklamasında da çok kısa anlatıyorum. Açıklamayı arzu ederseniz basın mensubu arkadaşlarımıza veririm. İlinize tahsis edilen ambulansların dağıtımı, ilin nüfusu, 2005 model üstü ambulansların yaş ortalaması, ilin istasyon sayısı, ilin vaka sayısı, ambulans kilometre ortalaması ve %10 teknik gerekçeler puan baz alınarak gerçekleştirilmiştir diyor özet olarak. Birinci bahsedeceğim husus bu arkadaşlar ilimize. Şu anda 52 tane ambulansımız var ilimizde. 8 adet daha ilave ediliyor. Doğru değil mi rakamlar Müdür Bey? Evet efendim. Ayrıca genel sekreterimiz belki daha detayını söyleyebilir. Şu anda detay elimizde yok. İller Bankası'nda da 4 tane çöp toplama aracımız gelmek üzere. 200 konteyner ilave ettiler sadece. 200 konteyner ilave ettiler. Evet, bu ilaveyle bu araçlar ilimize intikal edecek. Bu biliyorsunuz bütün Türkiye çapında şu anda 15 il faaliyete geçti. Emniyet, jandarma, afet, efendim sağlık, itfaiye gibi kuruluşların çağrı merkezleri, daha doğrusu çağrıları bir elden, tek elden yürütülecek. Bundan sonra İçişleri Bakanlığı'na bağlı 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü kuruldu. Kadrosu tahsis edildi. Elemanları da, müdürlüğü de tahsis edildi. Biz de vekaleten bir arkadaşımızı görevlendirdik. Şu anda ödeneği de geldi. 2 milyon 750 bin lira. Yani eski parayla 2 trilyon demek istemiyorum artık. 2 milyon 750 bin lira parası geldi ödeneği. Arsasını da belirledik, ayırdık. Şu anda emniyete tahsisli bir arsayı hedefledik. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazdık. Tahsisini kaldırmak üzere. Tahsisi kaldırıldıktan sonra inşallah becerebilirsek bu yıl inşaatını yapmayı, hatta bitirmeyi düşünüyoruz. Yani bu çağrı merkezi, bu 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'de bu şekilde bir gelişme gösteriyor. Bundan da bilginiz olsun. Adresi tam bir defterdar bey öyle ya, sahibi burada. Gülabi Bey Mahallesi. Evet. 2128 ada 2 parsel. Kayıtlı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis taşınmazın 6 bölümlük kısmını kaldırdıktan sonra Acil Çağrı Merkezi'ne tahsis edildi. Özgürlüğe, yeniliğe, iktidara ulaşmak için Ulaş Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayı.